dinleyiciler, gördüğünüz gibi Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan güzel mi güzel, renkli mi renkli bir mekandayız. Önümde gördüğünüz malzemeleri göstermek istiyorum. Bunlar nedir? Muz var, pudra var, ne var? Çilek var. Burada ismini bilmediğim bir yemek var, öyle söyleyeyim. Burada ne var? Buzumuz var, portakalımız var. Ya bunlar ne diyorsunuz? Eminim ekranların başında bizi izlerken. Sevgili seyirciler, ben de çok merak ediyorum. İsmini biliyorum ama ne çıkacak bütün bunlardan bilmiyorum. Adana halkı, özellikle Adana'nın yerli insanı gerçekten buna bayılıyor. İsmi ne biliyor musunuz? Bici Bici. Evet, yanlış duymadınız. Bici Bici. Ne kadar sevimli bir isim var değil mi? Cici Cici gibi Bici Bici tüketiyor Adana halkı. Niye? Tabii ki bu yaz sıcağında yapılacak en güzel şey buraya gelip Bici Bici tüketmek. Çünkü gördüğünüz gibi içinde buz var, portakal var, su var. Ne ararsanız var. Tabii acıyı da bir güzel tüketiyor yöremizin evet. Halkı. Değil mi? Acıları yedikçe buraya gelip serinliyorlar. Neymiş bu Bici Bici? Soralım. Mustafa ustam, Mustafa abi nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz, Allah razı olsun. Ya böyle bir mekanda ağırladınız mı? Sağ olun, var olun da. Ben merak ediyorum, nedir bu Bici Bici? Bici Bici, Adana'da Emre'nin modeli. Evet. Adana'nın insanları soğutan, Adana'yı soğutan tekalet Bici Bici. Yani burası soğuk hava deposu mu Adana'nın? Hemen hemen soğuk hava deposu. Sevgili seyirciler, işte evet. Adana'da yaz sıcağından bunaldık, sıkıldık demeyin. Gelin buraya, soğuk hava deposuna girin, çıkmayın. Buradan çıkmayın. Buraya girdiğiniz zaman çıkmazsınız. Buz gibi burası. Evet, serin aynen serin. Buz gibi. Bunlar nasıl oluyor peki bu Bici Bici? Mehmet ustam, sana dönelim. Yani nasıl yapıyoruz bunu? Bici Bici ilk başta muhallebimizden yapıyoruz. Muhallebimizi doğramaya başlayalım. Muhallebimizden yapıyoruz? Evet. Üstüne kar şeklinde buzumuz geliyor. Pudra şekerimiz geliyor. Gıda boyamız. Bir de yüz suyumuz geliyor. Üstüne meyveyle donatıyoruz. Ya muhallebinin üzerine buzu nasıl koyuyorsunuz Mehmet Usta? Evet, koyuyoruz. Evet, Adana'nın eczanelerde bulunmayan tek ilaç. İnanmıyorum. O zaman iyi yapıyorsunuz. İddiaya bak. Eczanelerde bulamadığınız tek ilaç. Serinliğe. Serinliğe. Değil mi? Serinliğe, evet. Peki, başka ne yapıyoruz? Portakallısını, limonlusu, vişnelisi hepsinden yapıyoruz. Ha, buradan çeşit yapıyoruz. Çeşit yapıyoruz. Yani sen diyorsun ki meyvelerimizi kullanıyoruz. Muhallebi miydi? Evet. Muhallebimizi kullanıyoruz. Buzumuz var ki bunu kırmaya nasıl yapacağız bunu? Rendeleyeceğiz. Evet, buzu da ilk defa burada bir şey deneyimlemiş olacağım. Buz rendeleyeceğiz efendim birazdan. Tabi muzlu isterseniz muzlu oluyor. Çilekli isterseniz çilekli oluyor. Sonra diyoruz ki gel vatandaş gel. Adana sıcağından bunaldıysan gel. Acı yediysen, isot tükettiysen gel. Nereye gel? Bici Bici gel efendim. Cici Bici Mehmet Usta. Bize Bici Bici'yi hazırlar mısın? Tabii evet. Peki. Hazırlıyoruz. Bu arada ben de yiyorum. Bu tabii. Arada Mustafa abi de yemek istiyor. Mustafa abi maşallah programa başlamadan önce de 5-6 tane tüketti. Bitmiyor Mustafa abi. Altına bu kadar şeker atarsan iyi olur. Evet sevgili seyirciler. Evet. Gördüğünüz evet, gibi. Bici muhallebimizi doğradık. Üstüne pudra şekerimizi serpiyoruz. Evet. Ondan sonra buzumuzu rendeliyoruz. Haydi bismillah. Evet, buzumuzu rendeledik. Ondan sonra muhallebimizin üstüne koyuyoruz. Ya ne garip bir şey bu. Koyduk. Ondan sonra gül suyumuzu döküyoruz. Gül suyu. Şerbet. Bu nedir? Özel Bici Bici şerbeti. Evet. Sevgili seyirciler, sırrını vermiyor bu odasına. Özel Bici Bici şerbeti. Her yerde bulamazsınız. Bunu ne yapıyoruz? Üzerine mi döküyoruz? Üzerine döküyoruz. Buyur, yapalım. Of, kan kırmızısı oldu. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Evet, üstüne tekrar pudra şekerimizi. Tekrar pudra şekerimizi döküyoruz. Evet. İsteyene çilekli. Çileğimizi doğruyoruz. Çileklerimizi doğruyoruz. Mustafa abi tabii solda hemen muzları servis ediyor Mehmet Bey'e. Ondan sonra muzlarımızı doğruyoruz. Ya insan dayanamıyor değil mi? Evet, dayanamıyorum. Yani bunu hazırlarken böyle sen götürdüğün oluyor mu? Ha? Müşteriye vermeden önce senin tükettiğin oluyor mu? Aynen öyle. Biz de kendime. Peki. Eczanelerde bulunmayan tek ilacı hem içerek hem de yiyerek. Bu mudur Bici Bici? Diyoruz. Bici Bicimiz bu. Bici Bicimiz hazır. Yani gördüğünüz gibi. Ya 2 dakika bile sürmedi sevgili seyirciler. 1 dakikada Bici Bici hazırladık. Ya üstelik sunuma bakar mısınız? Harika mı? Harika bir sunumu da var. O bekletilince soğuyor ama. Ha soğuyor. Hemen evet, bunu evet, hızlı bir şekilde tüketmek evet, lazım. Evet. Tüketeyim o zaman ben. Hemen tüketeyim.
Mustafa abi 5. yiyor şu anda. Ben onu da tek aşağıya yatmak olmaz. Benimkine de salça oldu görüyorsunuz. Dayanamam. Vallahi müthiş. Sevgili seyirciler, içimi serinletti. İçim yağlar eridi gitti. Müthiş. Bunu içiyor muyuz? Hem içiyoruz hem kaşıkla yiyoruz. Muhallebisinden de tadına bakmak istiyorum ama Mustafa abi maşallah muhallebileri götürdün ya. Ya Mustafa abi misafir geldik buraya ya. Tamam önce senden siz o zaman. Ya nasıl önce? Ya bu Mustafa sen bunu bana hazırlamadın mı ya? Size hazırladım. Mustafa abi size de yapalım. Ama dayanamıyorum. Ya sevgili seyirciler gördüğünüz gibi ben buraya geldim ilk defa bici bici tadacağım. Mustafa abi götürdü. Maşallah buranın insanı bici biciye dayanamıyor. Bir tane muhallebi yakaladım sizler için. Mustafa abiyi kaptırmadan şunu hemen mideme gömeyim. Başarılı. Güzel. Yedikçe insan serinler. Doğru mu? Aynen öyle Mustafa abi. Aynen çok öyle. Serin. Klimaya gerek yok burada. Klimaya gerek yok burada. Buraya gelin. Serinlemek için bici bici söyleyin. İçiniz dışınız serinlesin. Al Mustafa abi. Al. Buyurun. Al ye Mustafa abi ya. Ye Mustafa abi ya. Sevgili Mustafa abi de var mı? Mustafa abi burada. Ya yıllardır burada. Yıllardır bici bici yapıyor ama. Adam dayanıyor. Yiyor. Adam götürüyor. Bana bırakmadı. Ben bir de bunun portakallısını merak ettim. Mustafa portakallısını da yapabilir miyiz? Tabii. Hemen geçelim yapılışına. Hemen size portakallısından yapmaya başlayalım. Taze taze portakallarımızı sıkıyoruz değil mi? Evet ilk başta portakallarımızı sıkalım. Oh be. Oh. Evet. Mustafa abim de buzları kırıyor. Evet. Gördüğünüz gibi her şey doğal. Anladığım kadarıyla Mustafa abi, yani bu içinde tabii tatlı da var, şimdi şerbet de var, bir sürü şey var ama gayet de hafif değil mi? Yani evet. Buna tatlı demek imkansız aslında. Hayır, ağzında bu dağılıyor. Soğuk tatlı. Evet, bu soğuk tatlı sevgili seyirciler. Öyle hani ya bu tatlıymış, yemeyeyim işte benim şekerim var. Aman işte tansiyonum çıkar, bilmem ne olayı yok bici bici. Bici, bicimiz geldi. En sevdiğim yeri bici bici. Adama bici bici. Ne yaptın abi? Ne yaptın İnsanlar sen? İnsanlar bile sevdiğini buzu buna. Evet güzel bir mekan. Gördüğünüz gibi soğuk bir karşılamaydı. Bu sıcaktan da sevmiyorum. Şu an buz gibiyim. Şu an gerçekten buz gibiyim. Bunu alacağın olsun. Adana'nın sıcağını bu yere götürüyor. Alacağın olsun Mustafa abi diyorum. Alacağım olsun da vereceğim evet. Olmasın. Peki. Ben bunun intikamını alırım. Bir sonraki Adana'ya gelişimizde Adem abi. Bana bunu hatırlat tamam mı? Bir sonraki Adana'ya gelişimizde bana bunu hatırlat. Evet devam edelim Mustafa. Allah! Allah! Evet, ne güzel geliyor yalnız var ya sıcakta. Evet şimdi taze sıkılmış portakal suyumuzdan döküyoruz. Of of of! Bu da portakallı bici bicimiz. Of of! Benim tekrar. Zaten Mustafa abi sayesinde dış taraf serinledi şu anda. Şimdi sevgili seyirciler içi serinleteceğim. Evet, tekrar üstünde. Portakallıya dayanamam. Sevgili seyirciler, gözler felfecir. Bak, bir tanesini yedi doymadı. İkincisi gene benim rızkım. Bak buraya gelmişim, dayanamam. Yiyeceğim. Gözler yine orada. Mehmet abi bunu lütfen rica ediyorum. Birlikte tüketelim olmadı. Bu sefer biz portakallısından biz tüketelim. Mustafa abi onu yiye dursun. Mustafa abi geldi. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Seyhan... Ya Mustafa... Al abi gel. Gel birlikte yiyelim. Gel. Gel götürelim. Gel. Senin canın sağ olsun. İşin şakası Mustafa bir yana. Mustafa abi hep tek yiyor. Yani Mustafa abiyle yemek bir ayrıcalık. Bunu yemek bir ayrıcalık. Çünkü çok güzel yiyor adam ya. Bakar mısınız? Bir sanat var. Bir lezzet var. Ben bu kadar güzel yiyemiyorum bici biciyi. Tüketemiyorum. Al abi hepsini. Bunu içecek ya. Böyle tutar içer Mustafa abi. Bici biciyi tek başınıza tüketmek zorunda değilsiniz. Bici biciyi paylaşabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz dedim Mustafa abi. Hayat paylaşılır. Paylaşalım ya. Dedim. Paylaşmak güzeldir. Yönetmenimiz de oradan çok kötü bakıyor Mustafa abi. Ama çok güzel. Portakal çok güzel. Portakal çok güzel bakar mısınız? Kal. Nasıl rahatlamış gördünüz mü? Ama çok menajerim, güzel. Menajerim portakal ama orada kal. Bir görmelisiniz ya. Çok güzel bu. Buzlar tabii içine gidiyor tamam mı? Bir rahatlık geliyor. Ama çok güzel ya. Görüyorsunuz tüketti, sömürdü, götürdü. Tabağa götürecek birazdan Mustafa abi. Maşallah masada ne varsa bitirecek. Şimdi Mustafa abi bunu yiye dursun. Çok da tatlı yiyor. Şöyle bırakayım ben. Gerçekten çok güzel. Şimdi Mehmet abi sen bana bir limonlu yap. Limonlu. Bana yap diyorum da sen bana dediğime bakma. Sen Mustafa abiye limonlu yap. Onu da yedirelim. Tabii hemen taze limonumuzu.
Evet, gördüğünüz gibi bu rendesi değil mi Mustafa? Evet. Bununla rendeliyor muyuz? Evet. Deneyebilir miyim? Sevgili seyirciler, gördüğünüz elini gibi... Elini vurmalar, elini. Bununla rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi bununla rendeledik. Tabii benim rendem böyle olur. Gördüğünüz gibi bununla rendeledik. Beceremedik. Ama Allah! Bir şeyi becerdim. İntikamımı aldım. Hem de program sırasında aldım. Ne yaptım? Bici bici yerken, bici bicileri yerken Mustafa abinin sırtına buz attım, serinlettim. E tabi burada malum herkesin yaptığı bir şaka. Yani buraya böyle giyinirsiniz, Grand Tuvalet giyinirsiniz, bici bici yerken arkadan birisi 10 tane buz atar içinize. Anlamazsınız efendim, alışık olmalısınız böyle şeylere. Burası keyifli bir mekan, renkli bir mekan. Evet, sevgili yönetmenimiz için gördüğünüz gibi koca bir parça geliyor. Evet. Umarım Mustafa abiden sıra gelir de sevgili yönetmenimiz ve aynı zamanda yapımcımız Mustafa Bey'e bu bici biciyi göndeririz. Kendisi de merakla bekliyor arkadan. Evet, limonumuz da hazır. Çabuk ver, çabuk ver Mehmet abi. Mustafa abi gelmeden. Hocam, Mustafa abi gelmeden buyur. Ver. Tamam. Verdik. Peki şimdi evet, ben de izninle, müsaadenle birkaç kaşık alayım yahu. Sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler. Ben de buna devam ederim. Sen buna devam et baba. Gördüğünüz gibi Adana'nın vazgeçilmezi bici biciyi sizler için denedim. Ben de hayatım boyunca hiç yememiştim. Adana'ya geldiğinizde bici biciden tadın, içinize de buz atsınlar. Hatta yarısını Mustafa abi yesin, yarısını siz yiyin. Böyle bir mekana gelmeden mutlaka buradan gitmeyin efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ben izninizle devam etmek istiyorum. Bu tatlıyı yerken her an sırtınıza atılan minik buz parçalarına hazırlıklı olun derim. Tabii Mustafa Usta gibi her an sizin tabağınızdakini paylaşmak durumunda kalacağınız ustalar da çıkabilir karşınıza.